çok açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de şiddet uygulayacağını, yani Türkiye'ye yönelik şiddet emellerini ortaya koyuyor. Amerikan Derin Devleti CFR bağlantılı Foreign Affairs'taki raporu değerlendirdi. ABD'nin Türkiye'yi kaosa sürüklemek istediğini söyledi. Türkiye'nin önünde böyle sandıktan çıkacak bir iktidardan çok Amerika'nın içte ve dışta uygulayacağı şiddete karşı onu göğüsleyerek, kaos planlarını göğüsleyerek bir milli ve üretici hükümeti şansının olduğu gözüküyor. ABD'nin Türkiye'yi kaos ve iç savaşa tehdit ettiğini belirten Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek planın hedefini açıkladı. Tayyip Erdoğan'ın iktidarı vermeyeceğini söylüyor. Burada aslında Tayyip Erdoğan üzerinden kendilerinin uygulamayı planladıkları şiddetin gerekçelerini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu çok çok dikkat çekici. Dolayısıyla yani Türkiye'nin önünde böyle sandıktan çıkacak bir iktidardan çok Amerika'nın içte ve dışta uygulayacağı şiddete karşı onu göğüsleyerek, kaos planlarını göğüsleyerek bir milli ve üretici hükümeti şansının olduğu gözüküyor. Bunları çok ciddi bir şekilde göz önünde tutmamız lazım. Raporda Millet İttifakı'nın Türk ordusu içinde taraftarları olduğu da iddia edildi. Perinçek bunun ordu içinde kışkırtma için yapıldığını söyledi. Biden tayfasının, ona Millet İttifakı demiyoruz, Biden tayfasının silahlı gücü şu anda Türkiye'nin hapishanelerinde, yani FETÖ'cüler, onların silahlı gücü 15-16 Temmuz gecesi o darbe girişiminde bastırıldı, ezildi. Türk ordusu onları ezdi. Millet İttifakı'nın taraftarları var falan filan gibi laflarla kendilerini silahlı güçler içinde de var göstermeye çalışıyorlar ama orada yoklar onlar. Vatan Partisi lideri ABD'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizdiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bir kumpas olduğuna dikkat çekti. Üç Cumhurbaşkanı adayından söz ederken Mansur Yavaş'ın, İmamoğlu'nun ve Meral Akşener. Akşener'in adlarını veriyor. Ancak koskoca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın adı ismi geçmiyor, esamesi okunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri Kılıçdaroğlu'nun üstünü çizmiş. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhalde aklını başına getirir, nelere alet oluyorlar ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bir kumpasın, bölücülüğün sahnede olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin kaos planlarını bertaraf edecek kuvveti ve programı olduğuna dikkat çeken Perinçek, hükümeti uyardı. Bu kaos planına karşı Vatan Partisi, efendim AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve diğer partilerin tabanındaki ve yönetimindeki millici unsurlar birlikte göğüs germek durumundadır. Dolayısıyla Türkiye'nin bu kaos planını bertaraf edecek imkanları, kabiliyeti sonuna kadar vardır. Kaos planının başarı şansının olmadığını vurgulayan Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin anahtar ve belirleyici güç olarak Türkiye'nin yönetiminde olacağını vurguladı. Önümüzdeki dönemde Vatan Partisi bu imkan ve kabiliyetin başına, yeteneklerin başına geçecektir ve savaşa savaşa bu kaos planıyla biz Türkiye'nin yönetiminde belirleyici güç olarak, anahtar güç olarak önümüzdeki süreçte görev yapacağız, yerimizi alacağız.